Hipertansiyonun teşhisi tansiyonun ölçümüyle. Bunu da sfigmomanometre dediğimiz, herkesin bildiği, daha çok kolda kullandığımız cihazla yapmaktayız. Burada değerler önemli. Sınır değerlerimiz var. İdeal bir tansiyon aslına bakarsanız 120 büyük tansiyon ve 80 küçük tansiyonun altındaki değerler. Örneğin 40 yaşında bir bireyde 11'e 7 tansiyon, yani 110'a 70 milimetre civa tansiyon ideal bir değer. 120-80 artık prehipertansiyon dediğimiz nokta. Yani tansiyon yok ama başlangıcı söz konusu. 120-140 ve 80 ile 90 arasındaki değerler prehipertansiyon kategorisine giriyor. Eğer büyük tansiyon 140'ın üzerindeyse ve veya ikisinin bir arada olması gerekmiyor ve veya küçük tansiyon 90 ve üzerindeyse ve takip eden değerlerde, sürekli ölçümlerde, sürekli bu değerler aşılıyorsa o zaman hipertansiyon söz konusudur. Yani tansiyon aletiyle ölçüm, ama dediğim gibi tek bir ölçüm değil. Dolayısıyla tansiyon tanısını koymak bir yandan çok kolay çünkü basit, ucuz bir aletle koyuyoruz. Bir yandan da zor çünkü zaman alan bir efor gerektiriyor. Bir seferlik bir ölçüm yeterli değil. Yüksek tansiyon teşhisini biraz yavaşça koymak lazım. Günler içerisinde, haftalar içerisinde koymak lazım. Bir tek yüksek değeri gördüğümüzde hemen hastaya hipertansiyon yaftasını yapıştırmamak gerekiyor. Bundan başka invazif tansiyon ölçümü de bazen yapılması gerekebilir. Bir atardamarın içerisine kateter konulması vasıtasıyla ve son yıllarda yine sıkça kullandığımız bir yöntem tansiyon holteri dediğimiz yöntem. Bu da gene bildiğimiz tansiyon aleti, gene koldan ölçüyor. Ama alet üzerinizde kalıyor 24 saat boyunca. Muayyen aralıklarla alet şişip iniyor, ölçümler yapıyor ve biz bunun 24 saatlik ortalamalarını alıyoruz. Burada ortalamalar, eğer 24 saatlik ortalama bu demin bahsettiğim 140-90 sınır değerine yakınsa, ki orada kullandığımız kriter 135 büyük, 85 küçük tansiyon 24 saatlik ortalamada. Eğer bu değerler aşıldıysa gene yüksek tansiyon teşhisini koyabiliyoruz.